Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlere şu geometri sorusunun şeklini GeoGebra'da nasıl çizebileceğimizden bahsetmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Bismillah deyip başlayalım. Çizgileri dikey ve yatay çizebilmek için grid'den faydalanacağız. Öncelikle şu üçgeni çiziyorum kolay bir şekilde. Şimdi yarım daireyi çizeceğim. Bunun için alt tabanın önce orta noktasını işaretliyorum. Daire dilimi kısmına geliyorum. Şurada. Kullanabileceğimiz yaylara dikkat edelim. Mesela şunu kullanabiliriz. Bu tam yarım çember çizmek için ideal. Orta noktayı da bir şekilde belirlemiş olduk. Burası tamam. Şimdi birkaç farklı yoldan devam edebiliriz. Ben önce şu yöntemi göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle yayları belirleyeceğimiz şekilde noktalarda aldık. Şöyle 3 noktadan geçen çembersel yay. 1, 2, 3. nokta. Yine şurada da 2 ve 3. nokta. İlk çemberi kapatalım. Şöyle 2 tane yay elde ettik. Noktalara da ihtiyacımız yok. Onları da gizleyebiliriz. Evet, bu şekilde. Şimdi yöntemlerden biri şu. Şu bölgeyi tarayacağım ben şimdi. Basitçe şunu yapabilirim. Renk gri olsun ve şöyle. Evet, tarama tamam. Şimdi şu bölgeyi tarayacağız. Bunun için de üçgeni tarayabiliriz. Gri olsun yine. Bunun taraması da tamam oldu. Şurada yay dilimi var. Hani iç tarafı beyaz. Bunun içini beyaz bıraktıralım. Gördüğünüz gibi şurası fazlalık oluyor. Bunu ayrı bir çokgenle kapatabiliriz. Şöyle. Şimdi bu çokgenin rengini beyaz yaptırıyorum. Çizgi kısmına gerek yok. Şöyle kapattık. Artık kalan yerlerdeki doğru parçalarını ayrıca tamamlayabiliriz. Şu kısım için. Şu bölüm için. Evet. Şuraya tekrardan bir yay çizebilirsiniz. Gizlediğimiz bir tane nokta vardı şu kısımda. Noktayı açalım. Şunu yine gizleyelim. 3 noktadan geçen yay çizdik. Noktayı tekrar gizleyelim. Şöyle. Yine bu kısımlara siyah doğru parçaları ekleyebiliriz. Şu yayın çizgisini de yine hafifletip ayrıca siyahla çizebiliriz. Onu yine şununla yapalım. Şöyle çizimi yapmış olduk. Artık noktalar için etiket göster dersiniz. Etiketin büyüklüğünü beğenmezseniz ayrıca metinle çizebilirsiniz. Aynı şekilde. D oldu. Burada D, burada E. Ad değiştir diyelim. Ve bunu D yaptıralım. Bu kadar. Etiket göster. Ad değiştir. O yapalım. Altı. Latex kullanarak sayılarda yazabiliriz. S. Şöyle iki tane. Büyütelim bunları da. Evet, büyüklüklerini ben çok uğraşmadan hemen şöyle yazıp bıraktım. Yani soruyu oluşturmuş olduk. İkinci bir yolda başka bir videoda anlatacağım artık. Çünkü bu videonun süresi 5 dakikayı geçti. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.